Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu, kad câetum burhanun min rabbikum ve enzelnâ ileyküm nuran mübînâ. Sadakallahul azim ve bellaga resûlühül kerîm. Ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlâna mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selîm. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin Namus-ı Ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurdukları Kur'an-ı Hakim'inde bilhassa okuduğu şu ayet-i celile ki Nisa Sûre-i Şerifesi'nin 174. ayeti kelimesidir. Bugün çok muhtevalı bir tarzda müfessirlerimizin tefsirlerinden rahmetullahi aleyhim ecmain, Allah hepsine rahmet etsin, muhaddislerimizin de hazırladıkları hadis-i şeriflerinden Cenab-ı Hak muhaddislerimize de rahmetiyle muamele buyursun. Hazırladığım ayet ve hadisleri, daha doğrusu ayet-i kerime ve hadis-i şerifeleri siz kardeşlerime namaz vaktine kadar okuyup vüs'atın nispetinde tefsir ve izaha çalışacağım. Cenab-ı Hak bu aciz, zayıf kuluna ayet-i kerime ve hikmet dolu hadis-i şerifleri güzelce okuyup tefsir ve izah etme kudretini lütfetsin. Siz kardeşlerime de güzelce dinleyip anlamayı hep birlikte mucibince ve ihlas ile amel işleyerek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamızı, cemaline ve cennetine mazhar olmamızı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Malumunuz olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nca birkaç senedir tatbik edilmekte olan Kutlu Doğum adı verilen güzel bir program var. Peygamberimizin veladetini, dünyayı teşriflerini tesbih etmek üzere, kutlamak üzere
bir program tertip etmişler. Güzel bir program. Ve böylece hafızalarımızı bu mühim mevzuda tazelememiz noktasından her yaştaki gençlerimize ve hanım kızlarımıza da bu günleri, bu günlerin manalarını zihinlerine aşk etmek, nakşetmek babında programlar yapılıyor. Tabii bu programlar dostlar alışverişte görsün diye değil. Bu maksatla Allah rızası için Peygamberimizin ismi şerifini, Cenab-ı Hakk'ın ismi zatını bütün Müslümanlara tekrar tekrar hatırlatmak, onların hafızalarına kazımak suretiyle Allah yolunun yolcularının şuurlu bir şekilde bu bahtiyar yolda yürümelerini temine matuf. Ayrıca Allah ve Resulü'nün mübarek isimlerini ve tavsiyelerini bütün dünyaya yaymak gayesini gütmek üzere bu programlar yapılıyor. Hele bugün ulaşım dediğimiz münakalat vasıtaları sebebiyle bütün dünyaya anında İslam'ın gül sesini duyurma imkanı hasıl olmuştur. Benim haftalık konuşmalarımı da banta alıp internet yoluyla dünyanın her tarafına yayılması hususunda talepte bulunuldu. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Bu vesileyle de burada konuşulanlar burada kalmıyor ve Amerika'sına, Avrupa kıtasına, Asya'ya, bütün her tarafa yayma, yayılma imkanı buldu. Bu da ayrıca bir hizmettir. Cenab-ı Hak nezd-i uluhiyetinde bu hizmetimizi de kabule karim buyursun inşallah. Tesirini ümmeti Muhammed'e, insanlığa Cenab-ı Hak halketsin. Çünkü o yaratmazsa sinek vızıltısı gibi olur. Ama o hidayet bulmasını istediği kullarının kulağını açar. Onlar da bunları, ayetleri, hadis-i şerifleri duyunca anında aşı tutarlar. Şimdi bir ağaç nasıl mevsiminde ustası tarafından aşılanır, daha gür, daha güzel meyve vermesi bu suretle temin edilirse, Allah'ın kullarının da herkesin, hepimizin İslam aşısına
şiddetle ihtiyacımız var. Bu aşının meyvesi canlara can katacak. İnsanları kendine getirecek bir aşıdır. Bu hizmetler ihlas ile yapıldığı takdirde Cenab-ı Hak bunu hiç şüphemiz yok ki kabul buyurur. Bundan da hepimiz ecir ve mükafat alırız inşallah. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sadece Müslümanlara hitap etmiyor. İnsan olma hasletine sahip Müslüman olsun olmasın bütün kullarına Cenab-ı Hak bu ayetinde hitap ediyor. Ne buyuruyor? Ya eyyühen nas, ey o bütün insanlar, otomatikman cinniler de buradan nasiplerini almış oluyorlar. Ey bütün insanlar, kulağınızı iyi açın. Allah'ınızın ayetlerini iyi dinleyin ve anlamaya çalışın. Kacca eküm, muhakkak size geldi buyuruyor Cenab-ı Hak burada. Size geldi. Ne geldi? Burhanün, hüccet geldi. Delil, hüccet. Yani sizi yoktan var eden Allah'ınızı size öğreten, tebliğ eden bir delil geldi size. Delil. Ve enzelna ileyküm, biz Rabbiniz olarak azametimizle, vahdaniyetimizle, kudretimizle size indirdik, vaktiyle indirdik. Cibril-i Emin, namus-u ekber diyoruz ya, işte o peygamberleri, meleklerin peygamberi olan namus-u ekber, en büyük namusu taşıyan Allah'ın emanetlerini, talimatını noksansız olarak peygamberine, ahir zaman peygamberine getiren Cibril aleyhisselam. Cenab-ı Hak onun vasıtasıyla ne yaptı? Peygamberine indirdi. Peygamberi ne yaptı? O da bütün gücüyle, hacı efendiler sohbeti bırakın da, gülüşmeyi, sohbeti bırakın, kulağınızı iyi açın. Şimdi lafa daldılar. Bunu da yaptıran nedir? Şeytan. Biraz meşgul etmek için. Onun için uyanık olmak lazım. İyi dinleyin muhterem kardeşlerim. Allah bu fırsatı vermiş. Sağlık vermiş, afiyet vermiş.
imkan lütfetmiş. Bakın burada Allah'ın ayetleri okunuyor. Onun için başka şeylerle meşgul olmak insanı bazı hikmetlerden mahrum bırakır. Ve enzelnâ ileyküm. Biz size indirdik. Ne indirdik? Nuran. Nur. Muazzam bir nur. Nasıl bir nur? Mübina. Beyyine. Gözleri kamaştıracak tarzda hiçbir noksanı olmayan bir nur indirdi. Kur'an'ın bir adı da neymiş? Nur. Karanlıkları gideren bir şey demektir. Kur'an neyin karanlığını gideriyor? Kalp dünyamızdaki nefis ve şeytan tarafından bize işletilen günah sebebiyle kararan kalbimizi Kur'an ne yapıyor? Aydınlatıyor. Onun için nur diyor Cenab-ı Hak. Nasıl şu ışıklar şu mübarek cami-i şerifenin içindeki karanlıkları aydınlatıyorsa, Kur'an da kalplerdeki karanlıkları aydınlatıyor. Allah Allah. Kalpler. Nasıl bir şeydir o kalpler? İmanın merkezidir o kalpler. Şu dünyadan, hatta semavattan daha geniş bir kalbin vüs'atı var, genişliği var. İnsan kalbinin. Bunu Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de bildiriyor. La yese'uni arzi ve la sema'i. Cenab-ı Hak buyuruyor. Hadis-i kutsi ne demek? Lafzı peygamberin, manası Cenab-ı Hakk'a ait olan demektir. Benim küre-i arzım ve sema, gökyüzüme ben sığmam diyor Cenab-ı Hak. Velakin yese'uni kalbi abdi, benim kulumun kalbine ben sığarım diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak mekandan münezzeh. Cisim sahibi değil. Ya bunu nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hak'tan murat, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı vardır. Rahmeti vardır. Bereketi vardır, nuru vardır, tecelliyatı vardır. İşte bu kalp, dünyalara sığmayan bu kalbe Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli ediyor. Nuruyla tecelli ediyor, aydınlatıyor. Bereketiyle tecelli ediyor. Mümbit bir arazi gibi orada tevhid nurları cevelan ediyor. Mevla işte kalbi böyle geniş yaratmış. Bunun için imanın merkezi de kalptir. Dil dünyada lazım. Dil ile ikrar. Kalp dilden mahrumsa, yani dil kalpten mahrumsa, o dilin söylemesinin hiçbir faydası olmaz.
sahibine, o dilin sahibine. İşte görmediniz mi? Hep beraber görmedik mi? Nice dil sahipleri gördük ki bunlar ayet okudular yıllarca, hadis-i şerif okudular, yalandan gözyaşı döktüler. Gözyaşı döktüler. Ve bizim gibi saf derun Müslümanlar imrendiler. Ah keşke biz de böyle olsak dediler. Değil mi efendim? Demek ki dil kafi değil. O dilin bağlı bulunduğu kalp mühimdir. Kalp başka yere bağlı. Dil nefse bağlı olursa işte o zaman o dilden dökülen nameler hiç fayda vermez. Sahibini cehenneme götürür. Cennete götürmez. Allah bizleri öyle riyadan, gösterişten, yalancıktan konuşmaktan ve yalancıktan ağlamaktan muhafaza etsin. Amin. Hepimizi. Amin. Bu çok mühim. Sabahleyin buraya gelmeden önce hadis kitaplarını, tefsirleri karıştırırken baktım. Peygamberimizin hemen yanı başında yalancıktan namaz kılan, kalbi küfürle dolu, kalbi hasta, Abdullah ibni Übey ibni Selul diye bir kafir vardı. Peygamberimiz ses çıkarmıyordu. Şerrine lanet. Çok muhiti geniş bir adamdı. Onun için Peygamberimiz idare ediyordu. Demek ki Müslümanlıkta siyaseten bazılarını idare etmek vardır. Abdullah ibn Übey ibn Selul. Nihayet ölüm döşeğine yatmış. Ölüm döşeğine yatmış. Peygamberimizin peygamberliğini biliyor ama inanmıyor ki abi. Bakın, bilmek başka, inanmak başka. Öleceğini anlayınca oğlu da aksine çok temiz bir sahabi, Abdullah radıyallahu anh, oğlunu göndermiş. Demiş ki ben artık gideceğim. Peygamber'e söyleyin selamımı da vücuduna giydiği gömleği bana göndersin. Kefen olarak bana giydirin de onun mübarek tenine değen gömlek o vücudu yakmaz. Yani dokunan, giyen kişinin vücudunu yakmaz. Buna inanıyor kafir. Gömleğini istirham ediyorum demiş. Ve de cenazemde bulunsun demiş. Peygamberimizin cenazesinde bulunmasının da kendisi için faydalı olacağını biliyor. Çok ibretli bir sahne. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olur, cenazesine gelirim buyurmuş. Çünkü Kur'an'da henüz o ana kadar peygamberimize kafirin cenazesine iştirak etme emri yok.
o esnada, o günlerde, o günlere kadar. Söz vermiş. Sırtındaki gömleğini de çıkarmış. Babana giydir buyurmuş. Bu durumu haber alan Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen Peygamberimizin önüne geçmiş. Cenaze ile Peygamberimizin arasına girmiş. Ya Resulallah, Ya Resulallah, bu adam bütün gücüyle İslam'a düşmanlık yaptı. Hakkında ayetler nazil oldu. Bunun namazını kıldıracak mısın ya Resulallah? Evet. Men edilmedim. Onun için kıldıracağım diyor Peygamberimiz. Aman ya Resulallah. Ne olur? Kıldırma bu kafirin cenazesini. Burada hazır bulunma. Ya Ömer. Lütfen çekilir misin diyor. Ben bu hususta benim bir vazifem var diyor Peygamberimiz. Hazreti Ömer daha fazla ısrar etmiyor. Cenaze namazı tam kılınacağı sırada bakıyor Peygamberimiz, cübbesinden birisi çekiyor. Uzaklaştırmak istiyor. Bir bakıyor ki Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed, lütfen bu kafirin namazını kıldırma. Ben ayet getirdim Cenab-ı Hak'tan. Hüküm getirdim diyor. Peygamberimiz hemen çekiliyor tabii Allah'ın hükmü karşısında. O andan itibaren hiçbir münafıkın, hiçbir kafirin cenazesinde ne Peygamberimiz ne Müslümanlar hazır bulunmadılar. Çünkü Allah'tan men edildiler. Sonra işin hikmeti anlaşıldı. Resulullah niye geldi oraya? Niçin? Meğersem münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übey İbni Selul kafirinin safça hüsnü zan besleyen 700 kadar kişi varmış. Saf topluluk. Peygamberimizin gömleğini ona vermesinin bir başka hikmeti var. Namaza, cenazeye iştirak etmesinin de bir hikmeti, bunun cenazesine iştirak etmekle o 700 tane kafiri hidayete talip olanların hidayetlerini temin etmek, onların Müslüman olmasını temin etmek siyasetiyle Peygamberimiz orada bulunmuş. Bakın, büyüklerin hareketini iyi tahlil etmek lazım. Ama Allah'tan emir gelince tabii ki uzak duruyor Peygamberimiz. Gömleğin sırrı neymiş? Gömleğin sırrı meğersem Bedir Harbi esnasında Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri Bedir'de henüz daha Müslüman olmamıştı. Ama Müslüman, bazıları da Müslüman olduğunu gizliyordu diyorlar. Abdullah İbni Bey İbni Selul Peygamberimizin bu münafıka verdiği, vaktiyle İbni Abbas amcasına verdiği gömleği o gömlekmiş. Abdullah İbni Bey İbni Selul'e gönderdiği gömlek. Aslında Bedir harbi zamanında amcası Abbas'a
Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün verdiği gömlekmiş. Peygamberimiz de onu Abbas Hazretleri Peygamberimize veriyor. Peygamberimiz muhafaza ediyormuştur. Zaman zaman giyiyor. Ne zaman ki bana gömleğini göndersin dedi, Peygamberimizin sırtından çıkarıp gönderdiği gömlek Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün vaktiyle amcasına verdiği gömlek. Bu da böylece bu sır da ortaya çıkmış oluyor. Ve orada Peygamberimiz bulunduğu için müşriklerden tam Abdullah İbni Übey İbni Selul'e zaafı olan 700 kişi gelip Peygamberimizin eteğinden tutup İslam ile şereflendirdiler. Şereflendiler. Peygamberimizin de oraya iştirakının hikmeti altında yatan sır buymuş. Sonra gelen ayet nedir? Estağfirullah. Ve la tusalli ala ahadin minhum mâte ebeda. Hiçbir zaman kafir olarak ölen, diliyle müminim dese dahi kalbi inkar ile dolu olan münafıkların öldükleri zaman cenaze namazlarını asla kılma diyor Cenab-ı Hak. Yani hiçbir Müslüman kılmasın bundan sonra. Bu emirden sonra kılmadılar. Ve la tekun fihi. Namazını kılmak şöyle dursun. Cenazede böyle bir kafirin cenazesinde hazır bulunmak bile Müslüman için haram kılınmıştır. Şimdi bizim halimizi düşünün. Bizim gafletimizden bu. Bayrak açacak değiliz. Kılmaya da mecbur değiliz. Adam ömür boyu din düşmanlığı yapmış. Benim peygamberimize sövmüş. Benim dinime zarar vermiş. Ondan sonra öldüğü zaman haydi cenaze namazına. Haydi Müslümanlar. Kendileri dışarıda abdest yok, taharet yok. Babalarını, büyüklerini getirip atıyorlar önümüze. Haydi buyurun cenaze namazına. Biz de sevap olur, hayır olur diyerek gafletle koşa koşa gidiyoruz. Allah Allah. Gafletle insan neler yapıyor? Ortada bir karışıklığa meydan vermeye lüzum yok. Ne yaparsın? İştirak etmezsin. Peki iştirak etmek durumundaysan şayet, yani bilmiyorsan onun Müslüman olup olmadığını, onun da kolayı var. Ya Rabbi bu kişinin Müslüman olduğunu bilmiyorum. Gavur olduğunu da bilmiyorum. Şimdi Müslüman diye getirdiler. Ben de eğer Müslümansa namazını kılıyorum dersin. Vebaden kurtulursun. Müslümansa şartıyla. Sevgili kardeşlerim. Kalp işte böyle mühim bir varlık. Buna sahip olalım. Bu kalp imanımızın mahallidir. Ahlaksızlık, iffetsizlik, dinamazlık, oruçsuzluk kalbi mahveder. Günah kalbi kirletir, karartır. İşte bu kalbi daima açık tutmak lazım. Parlak tutmak lazım. Demir nasıl küflenirse buyuruyor Peygamberimiz, müminin kalbi de işlediği günahlardan mütevellit nokta 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 kirlenir,
Kasveti kalp meydana gelir, kapkara bir kalp hasıl olur. Kapkara kalp hasıl olunca o kalbin sahibinin manevi kulağı sağır olur. Manevi gözü kör olur, hakkı görmez hale gelir. Tamam mı efendim? Beyni dumura uğran o kararmış kalbin sahibi Allah'ın ayetlerini anlamaz hale gelir. Kalbi kısmen kararmışsa o kişi camiden içeriye girmekte zorlanır. Bunu nereden anlayacağız? Kendi halimizden anlayacağız. Eğer camiye abdest alıp gelmekte zorlanıyorsak hemen tesbih namazı kılarak, gözyaşı dökerek istiğfar köküne sarılıp Cenab-ı Hakk'a gözyaşıyla yalvaracağız. Kalbimizdeki lekelerin temizlenmesi için Cenab-ı Hakk'a iltica edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a iltica edeceğiz. Başka çaresi yok bu işin. Başka çaresi yok. Cenab-ı Hak nursuz kalpte bizleri kurtarsın, nurlu kalbe sahip kılsın inşallah. Dün iki gün önce şöyle baktım, bir kayıt gördüm, bunu duymuşsunuzdur ama tekrarında fayda var. Kararmış kalbi nasıl temizlemek lazım? Kalbin ilacı nedir temizlenmesi için? Bakır kabı, bakır kabı kalayla parlatırsın ama kirlenmiş günahla kirlenmiş kalbi nasıl parlatırsın? İslam büyüklerinden Bayezid-i Bestami, asıl ismi Ebu Tayfur İsel Bistami'dir. Çok büyük bir zattır. Allah şefaatine cümlemizi nail etsin. Bir gün bir akıl hastanesinin önünden geçerken Bayezid-i Bestami rahmetullahi aleyh orada zincire vurulmuş, hocası doktoru tarafından tedaviyle tedaviye tabi tutulan bir hasta görüyor ve hastayı tedaviye çalışan kişiye diyor ki Allah razı olsun, bu akıl hastasına ilaç vererek tedavi ediyorsun. Peki ben günahkarım diyor Bayezid-i Bestami. Benim bu günahımı diyor tedavi edecek ilaç da yapıyor musun diyor. Adam birden irkiliyor. Aman efendim, ben onun doktoru değilim. Tedavi ilacını da bilmem nasıl tedavi olacağını. Doktor susmuş, perişan halde. Oradan zincire vurulmuş hasta diyor ki doktora, efendim müsaade ederseniz bu kişinin günahının tedavisini, ilacı bende var diyor. Doktor diyor ki haydi canım sen de, sen kendin hastasın diyor. Evet ben hastayım ama diyor bende onun ilacı var diyor, bu zatın günahının tedavisine ilacım var benim. Bayezid-i Bestami diyor ki doktora, müsaade et de şu hastayı, şu deliyi bir dinleyelim diyor. Hoşuma gitti. Bunun üzerine hasta konuşmaya başlar.
Bakın ne söyler. Ey soru soran kişi, evet, günahın da ilacı vardır. Nedir onu söyleyeyim sana. Tevbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp kalp havanında havanına koymalı. Gönül havanına koymalı. Nedamet tokmağı ile vurarak un yapmalı. İnsaf eleği ile eleyip gözyaşıyla hamur yapmalı, aşk ateşiyle pişirip muhabbet balında katıp sabah akşam yemeli. İşte bunun ilacı budur diyor o hasta. Bayezid Bestami çok hayran kalmış, o zincire vurulmuş deliye diyor ki, ey diyor deli durumunda olan kişi, sen diyor şu zincirlerini boz da, boşalt da, ben oraya bağlanayım. Esas ben deliyim diyor, sen değil. Çok hoş bir, hikmetli bir şey. Ben de çıktısını aldım da Fatih cemaatimize bir arz edeyim dedim. İşte günahın tedavisi tevbeyle olur. İstiğfar ile olur, samimi şekilde. Yarı uyku, yarı uyanık, hoca efendim haydi cemaat bir tevbe edelim dediği zaman estağfurullah, estağfurullah, kafamızda başka şeyler meşgulken dil ile yapılan istiğfar günahı affını temin etmez. Kalbi temizlemez. Ya nedir? İşlediğin günah ile kalbin yanacak. Ruhun ateş içinde olacak. Gözlerinden yaş revan olacak. Titreyeceksin Allah'ın huzurunda. Bir dahi işlememeye azmi cezmi kastedeceksin. İşte o zaman o tevbenin tesiri olur. Kalp temizlenir. Bir başka ilacı da nedir? O da şudur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey o bütün iman edenler. Bize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Üzkürullah. Hep birlikte veya fert fert sizi yaratan, bu kadar nimetleri size veren Allah'ı zikrediniz. Hatta ustazlarımız buradaki üzkürü emrini ehibbu. Ey müminler, Allah'ı seviniz, çok seviniz. Hem o kadar çok seviniz ki malınız, canınız, evladınız, her şeyimiz Allah sevgisi karşısında gölgede kalsın, geride kalsın, öyle sevgimiz diye tefsir etmişler. Zikren kesira, Allah'ı çok çok zikrediniz. Çok çok zikrediniz. Ve İslam büyükleri, tasavvuf uleması, tasavvuf alimleri, bakın tasavvufun alimleri var. Zahiri şeriatı bilmekle birlikte şeriatın ruhuna da vakıf kalp alimleri var. Kalp. Allah o kalp alimlerinin şefaatine ve teveccühüne bizleri mazhar kılsın. Yani öyle alimler var. Diyorlar ki bazıları için, efendim işte o ulemadan, ulema. Ey mübarek cemaat. Ben de diyorum ki acaba ulema mı, ulama mı?
bir ulema var, alimler demektir. Bu çok güzel bir vazifedir. Allah bizleri o vazifeyi hakkıyla yapan kullarından kılsın. Bir de ulema kılığında ulama var, ulama. Yani ilim sahiplerine yamamışlar, çıkmış ortaya, o da kendini ulemadan zannediyor. Halbuki alim değil. Nedir ya? Alim. Demek ki bir alim var, bir de alim var. Alim demek Allah'ı bilen, peygamberi bilen ve bildiğiyle hayata geçiren, amel eden kişi demektir. İhlas sahibi demektir. Bir de ilim sahibi gibi gözüküp alim olanlar var. Ne demek alim? Elem veren. Kendine günah işleyerek elem veren, sıkıntı veren, Müslümanlara da amelsiz, nursuz, pirsiz bir halde söyledikleriyle amel etmeyen, sıkıntı veren kişi vardır. İşte biz kürsülerimizi ne vakit ki gerçek alimlerle donatır, mevcut meslektaşlarımı tenzih ederim, mihraplarımızı ve minberlerimizi, minarelerimizi hakiki ilim sahipleriyle ne zaman donatırsak, işte o zaman, o zaman çok iyi günler görürüz. Allah'ın kullarının hidayete oluk gibi attıklarını görürüz. Cenab-ı Hak hem bu aciz kulumuzu, kulumu, hem hepimizi, bütün meslektaşlarımızı rızasına uygun gerçek alimlerden kılsın inşallah. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde yani Nisan'ın 20'sinde Recep-i Şerif ayı geliyor. Recep-i Şerif. Hatırlatmak için aldım. O gün burada bulunduğum takdirde Recep-i Şerif ayının ehemmiyetini uzun uzun anlatırım inşallah. Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Rahmet ayıdır, bereket ayıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, feyzinin, nurunun geçen aylara nispetle kat kat arttığı bir ay geliyor bize. Biz kavuşacağız inşallah. Onun için Recep-i Şerif ayında hazırlıklı olalım. Birinci, ikinci, üçüncü günleri kabilse tamamını, ama belki tutamayız birinci, ikinci, üçüncü günlerini, oruçla geçirerek ruhi bir temizlikle karşılarsak çok isabet etmiş oluruz. Allah'ın bize bir lütfudur. Peşinden Şaban-ı Şerif, ondan sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Recep-i Şerif ayında teheccüd namazlarını muhterem kardeşlerim asla ihmal etmeyelim. Arada sırada tesbih namazı kılalım. Tesbih namazı Resulullah'ın eshabına ve bize sünnetidir. Günahların affı için en büyük istiğfardır. Kalplerin temizlenmesi için çok mühim bir ibadettir. Ve Recep-i Şerif'in ilk 10 gününde akşamla yatsı arası
hayır namazı diye bir namaz var. 10 günde bir tekrar edilir. Bu namazı da size tarif edeyim. Benden mesuliyet gitsin. Akşamdan sonra veya yatsıdan sonra kılınır. Her rekatta 10 rekat kılınıyor. 2 rekatta bir selam veriliyor. Her rekatta bir Fatiha, 3 Kulya-i Yühel Kafirun, 3 İhlas-ı Şerif okunarak 10 rekat tamamlanıyor. Ve namazdan sonra şu dua okunuyor. Çok kolay. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Haydi buyurun beraber okuyalım. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyit. Ve huve hayyün la yemut. Yedihil hayr. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. 10 rekatı kılıp ondan sonra da bunu 11 defa okuyacağız. Böylece Recep-i Şerif'i Resulullah'ın bu sünnetiyle bunu eda ederek karşılayacağız. Ve kalbimiz Allah'ın izniyle nurlanacak. Nurlu pirli Müslümanlar olarak yaşayacağız inşallah. Sonra 11. gününden itibaren diğer 10 gün içinde yine aynı 10 rekat kılınacak. Fakat bu defa 10 rekat kılındıktan sonra kısa bir dua 11 defa. İlahen, vahiden, eheden, sameden, ferden, vitren, hayyen, kayyumen, ebeda diyerek 11 defada okuyup ikinci onunda bu namazı kılacağız. Üçüncü onunu kıldığımız zaman yine aynı üçüncü onun içinde de kılacağız. Ondan sonra şu duayı okuyacağız. Allahümme la mani'a lima ateyte ve la mutiye lima menate ve la radde lima kazayte ve la mübettile lima hakemte ve la yenfe'u zelcet min kelcet. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab diyerek efendim böylece Recep-i Şerif ayımızı gecelerini nafile ibadetlerle hem evimizi hem kalbimizi nurlandıracağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi, bütün ümmeti Muhammed'i bu aya, sonraki Şaban-ı Şerif ayına, daha sonraki Ramazan-ı Şerif ayına hepimizi kavuşmayı ve değerlendirmeyi Aff-ı İlahiye'ye bu suretle mazhar olmamızı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah Ramazan-ı Şerif boyunca, Ramazan-ı Şerife kadar ve diğer Selahattin camilerinde de Sultanahmet gibi, efendim Bayezid Camii, Yeni Cami gibi ve Mimar Sinan Camii gibi, Eyüp Sultan Camii gibi camilerimizde 7-8 senedir devam ediyorum. Yine devam edeceğim Allah'ın izniyle. Burada da sizinle zaman zaman sık sık bir araya geleceğiz. Allah bu suretle güç versin hepimize, kuvvet versin, ibadet zevki versin Cenab-ı Hak. Lillahi'l-Fatiha.